Her mahallede bir spor okulumuz mutlaka olacak. Belki mütevazi olacak, belki tam istediğimiz gibi olmayabilecek ama her mahallede spor okulumuz mutlaka olacak diye bir yola çıktık. Aslında bu mücadele, bu spor okulları açma mücadelesi sadece çocuklarımızın sporla buluşması adına değil, uyuşturucuyla mücadele anlamında da bizim için önem arz ediyor. Çünkü bütün çalışmalar, bütün bilimsel çalışmalar gösteriyor ki sporla uğraşan bir gencin çok daha kötü alışkanlıklardan uzak kalabildiğini bütün çalışmalar bunu gösteriyor. Biz Kayseri'de istiyoruz ki her bir gencimiz bir spor alanıyla, bir sanat dalıyla ama mutlaka bir şeyle uğraşsın istiyoruz. O yüzden özellikle kurumlarımızla yaptığımız istişare sonucu ve bunun sürdürülebilir olması lazım. Bir müdür değiştiğinde, bir idareci değiştiğinde, bir vali değiştiğinde projenin aynı hızıyla devam edebilmesinin tek şartı var. O da kurumlarla her mahalleyi bir şekilde ilişkilendirmek. Çünkü bu kurumlar, şahıslar değişse bile kurumlar devam ediyor. Kayseri biliyorsunuz inandığı bir şeye çok büyük bir olumlulukla ve o işe inanarak destek oluyor. Yalnız biz şunu istemiyoruz. Ben aynısını İlker Başkan'la konuşurken de biz kesinlikle iş adamlarından maddi destek projeyi istemiyoruz. Bu projeyi sürdürülebilir şekilde hem maddi olarak burayı Ascon yaptı ama asıl istediğim şey burayı devam ettirmek, yürütmek, öğrencilerle sohbetler yapmak, kahvaltılarda buluşmak, onlarla birlikte olmak. Burayı sürekli artık Ascon adına yürütmek. Şimdi buraya bir tabela asıldı. Artık o tabelanın buradan inmemesi gerekiyor. Evet, dolayısıyla STK'ları da söylüyorum. Buranın maddi kısmı en kolay kısmı. Ascon başkanımıza teşekkür ediyorum. Konuyu açtığımdaki duyarlılığı ve en iyisini yapma arzusu ve geldiğimizde gerçekten çok güzel bir yer ve işin bütün kurallarına uygun bir şey yapmış. 45 gündür gece gündüz burada çalışmış meğerse. Biraz da projeleri İlker'in huyudur o. Bittikten sonra göstermesi var. Kendisine teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Üyeleri de öyle. Çok gerçekten genç, dinamik ve Kayseri için çırpınan bir kadro var. O kadronun burayı yapması da benim için önemliydi. İnşallah onların samimiyetine binaen antrenörlerimizin de çalışmalarıyla buradan bir şampiyon çıkacak diye ümit ediyorum. Ayrıca Kaymek, bu bina aslında Kaymek'in. Burayı tahsis eden Büyükşehir Belediyesi. Cenani Bey de Büyükşehir Belediye Başkanımızı temsilen burada. Ona da çok teşekkür ediyorum. Erva Spor Okulları Kayseri'de göreceksiniz. Kısa vadede değil belki. Belki kısa vadede acaba ne ki bu diye düşünüyor ama uzun vadede şu an sadece Erva Spor Okulları'nda 2000 kaç sporcu lisanslı var? 2600. Sadece ne kadar zaman oldu ki yani daha. Bittiğinde biz 10.000 lisanslı sporcumuza ulaştığımızda da devam edeceğiz. Dolayısıyla Kayserili her belki de öğrencimizi lisanslı yapmış olacağız. İnşallah. Ve buradan büyük şampiyonlar yetişecek. Kayseri Spor'un merkezi olacak inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum. İkişer kere. Bir, iki, üç.